Herkese merhabalar. Efsane 2 Şubat'ta sinemalarda sizlere çok hızlı böyle ufak tefek sorularım olacak. Ahmet Bey, filmdeki karakterinizi 3 kelimeyle anlatabilir misiniz? 3 kelimeyle. Evet. Filmdeki karakterimi. Hangisini? Evet. Hangisini? İkisini birden anlatayım mı? Evet. İkiz, iyi kötü. En zorlandığınız sahne? Ahır. Aslında zorlanmadım. Ahır diyeyim. Hocam sizin? Fırtına sahnesi. Fırtına sahnesi. Sete en erken gelen, en geç gelen? En erken gelen her zaman Ahmet'tir. Ahmet'in böyle bir hastalığı var. Yani kamyonculardan önce sete gelip insanları geriyor. İşte tabii şöyle köşeden bakıyorum mesela böyle gelen giden. Ya 9 set veriyoruz, 7'de geliyor mesela. 7 ya 7. Yani artık karavanları daha çekmemişler, kamyonlar çekilmemiş. Bu sefer niye bu geldi? Bir sürü olay, böyle bir özelliği var. Evet, erken gelmeyi seviyorum sete ya. Memur çocuğu olmak artık böyle bir hani sabah erken işe gitmek mi? Bir şey var sende. Yok hocam, şükretmekle alakalı o. Madem set var, erken gideyim diyorsun. Sabah 7'de gidiyor ya ve geriliyor insanlar. Yapma yapma o kadar. Olsun. Peki en hani geç gelen, hani böyle en zorlandığınız sete çağırmayı var ya mı? Böyle bir bu delikodum? Sette yaşamadık çünkü otelden alıp geldiği evet, için. Yani... Birinin geç gelmesi demek asansör yerine merdivenden iniyor olması. En fazla bu kadar geç kalabiliyor. O zaman en disiplinlisi sorum da yine Ahmet Bey'e mi gelmiş oluyor? Disiplinli dersek diğerleri disiplinsiz olur olmaz. En iyisi diyeceğiz falan. Ama yok. Şu o anlamda yani bu işte set saati vesaire evet. Bilmem ne ve o zorluklara da 5 saat önce gelip bolt cap yaptırmak falan mesela bu başka bir oyuncu da çok zor. Bizim kastımızdakilerle de çok zor yani. Ahmet senin yaptığın çok insani bir şey değildi zaten. O başka bir adammış. Yapalım be kardeş, ikiz oynarım. O yüzden evet en disiplinlisi sendin kanka yapacak. Ama diğerleri de çok disiplinli, onu da söyleyelim. Peki en çok tekrar yapılan sahnemiz? Oldu mu lan? Oldu ya, oldu. Bazı sahnelerde çok oldu. Tekrar aldığımız oldu. Mesela şeyde, bu ev şey önü vardı ya, hesaplaşma sahnesi. He. Mesela o sahnede çok... Yok ama ya. Tekrarlar da hep şeyden dolayı. Duygu yani özgürlüğü hali ve sadıklı hali aldığımız için çok tekrar ediyorduk. Çok tekrar olmadı, inanın olmadı ya. Şey ya, araba çarpma sahnesi diyelim. Evet evet, araba çarpma sahnesinde çok oldu. O da, biz o da oyuncu hatası değil, teknik hata. Yok ya, ezberleri falan... Ya bizim şöyle bir şey olur, bizim filmlerde, dizilerde ezber yapmayan arkadaşımız, ezberi olmayan arkadaşımız normalde Ahmet'tir. Ahmet ezbersiz gelir. Çıkartır şu kadarlık bir şey defter, senaryo bastırır kendine cebinden. Bakar, ezberler, girer sahnenin içerisine. Ama bir ezber, şey oldu dizide Ahmet'e. Lan. Dizide. Dizide. Bir şey oldu sana, bu Kıbrıs işinden sonra ne oldu yani? Gitti bir dramada oynadı, geldi ben hayatımda böyle bir değişim beklemiyordum senden. Allah Allah. Koca sayfa, 7 sayfa mı mesela sahne? 7 sayfaya ezber geliyor. Böyle bir şey hiç görmedim ve ilk önce korktum, şeyi sordum ya, iyisin değil mi? Bak bir sıkıntı yok, bir şey. Niye böyle yani? Sonra dedi ki oğlum böyle böyleydi. Hızlı hızlı yetiştirmeniz gerekiyordu. Değişiyormuş, gerçekten gözümle gördüm. Full ezber geliyor. Ve bir tane hatırlıyor musun? Sabahında bir tane sahne yazıp göndermiştim. O yanlış arabada şeyin gelirken önüne. Ezberledim. Onu da ezberledi. Şu kadar bir monolog, onu da ezberledi. Ya filmde kullanmayacağım bir şeyi sırf denemek için yaptırdım, onu da ezberledi. 40'ı geçince öyle oluyor. Filmden şöyle hepsini totalde düşündüğümüzde aklınızda kalan replik. Oyun bu oyun muymuş? Oyun bu oyun muymuş la? Cengiz abinin bir lafı var. Oyun bu oyun muymuş? En duygusal an, hani böyle bir gözyaşımızın put diyeceği bir... O sahne işte. Babayla şey mi? Hastane şey mi? Yok, hastane değil de neden onu tercih ettiğiniz sahnesinde duygulanmıştım ben. Ben orada senin flashback'ten çıkıştaki bakışında çok duygulanmıştım. Evet, bir bakış yani sadece. Gözünde sevgisiz büyüyen bir... Filmde var mı? Erkek çocuğun var duruyor. Hani sevgisiz büyüyen bir erkek çocuğun hesaplaşma anında sadece hani çok masum bir şekilde yani neden beni sevmediniz dediği yer evet o çok. Ha neden beni sevmediniz? Anladım. O çok iç burkuyordu. Bak şimdi gene alacağım. Evet ama şeyi de ben çok sevmiştim. Ya finaldeki Sadık'la dedenin konuşması o beni hep çok duygulandırıyor. Evet, evet. Yani çok başka bir muhabbet ve açıklayamayacağım bir şey. Bütün filmin şeyini kaçırırım. Spoiler ama o benim yüreğime dokunuyor yani. Orada başka bir şey hissediyorum her seferinde. İzleyenlerde de hep aynı şey oldu. Adını koyamıyoruz ama bir şey var orada yani. O beni çok duygulandırdı. Duygusal sahneler var abi. Evet. Çok var. Peki. Size sorum. Çok iki tane var ya. Yapmadık yani. Özgür duygusal bir çocuk ya.
karakterlerinizde hani hangisinde böyle daha çok kendinizden bir şeyler buldunuz, bağdaştırdığınız rol şeyler, özellikler? Kendimden buldum, ikisinden de buldum şimdi. Biri kötü, biri iyi. Evet. Aslında bir insan tamamen böyle eksiksiz veya tabiri caizse perfect olamaz ya. Yani kötü tarafları da var insanın, iyi tarafları. İkisinde de buldum. Ama hiçbir zaman özgür kadar ne kötü olabildin ne de sadık kadar saf olabildin. Değil mi? İkisinin ortasında bir şey. Özgür'e daha yakınım komiklik açısından, öyle diyeyim. Evet. Ya ben bu konuda şunu bir türlü anlatamadım ama yavaş yavaş gelecek bence. Bir sonraki projede burada benimle aynı fikre geleceksin. Ama benim kabul ettiğim karakterle senin anlatmaya çalıştığın çok farklı. Çok farklı dediğim şey şu, çünkü sen karakteri iyi veya kötü diye ayırıyorsun. Ben diyorum ki hayır, iyi veya kötü bizim mefhumumuz. Biz bir olaya, yapana veya fiiline baktığımız zaman iyi, bunu yapan insan iyi veya kötü diyoruz. Hayır. Hiçbir eylem özünde iyi veya kötü diye mutlak olarak tanımlanamaz. Sen beni ters diyor musun lan? Hayır, ters demiyorum. Şu var. Haliyle bizim de seyirciye vereceğimiz şey tamamen o senin oyunculuk yorumun. Bakacağız, yani, göreceğiz. Kimsenin Özgür'e kötü adam göreceğiz demeyecek olması senin yorumun. Haliyle en baştan bunu kabullensen diğerlerinde de aynı şeyi yaşayacaktık. Bir sonrakinde inatla bu bakacağız, dediğim şeyin peşinde göreceğiz, koşacağım ve göreceğiniz. Gişe toteminiz var mı? Asla. Hiç olmadı. Yok. Gerçekten yok. Çünkü ilk defa Gökhan abinin de gazıyla, biraz Ahmet'in de gazıyla birbirimizi gaza getirerek ben bu filmi seyirci ye direkt yapmadım. Biz bu filmi gerçekten hiçbir seyirci şeyimiz olmasa, koşullanmamız olmasa ve gerçekten yapmak istediğimiz şeyi yapsak nasıl olurdu üzerinden yaptık. Bence seyircilerin çok büyük karşılığı olacak ama hedef o değil. Çok hedef böyle gerçekten bizim çok inandığımız. Aman şunu da yapalım, bak burada da çok komik olur dediğimiz çoğu şeyi yapmadık. Hikaye... Çıkarttık bir sürü, evet, şeyi mesela. Yani bu sahne bu kadar komik olmamalı. Şu doz iyi, bilmem ne. Çünkü zaten film baştan sona çok komik. Bir şekilde bazı yerlerin dozunu arttırdığınızda işte o duygusal dediğin yerin şeyin çıkmadığını gördük. Yani biz bu filmin... Ben 45 gün kaldım ya yönetmen kurusunda. Hiç rekorum 15 gündü yani. Ve defalarca kere biz... O filmin içerisinden başka bir film, başka bir film, çeşitli versiyonlar yapıp bir karara vardık ve o kararı verirken de asla gişe kaygısı olmadı. Evet. Yani çok güveniyoruz yaptığımız şeye. Aşırı yani, komik olsun evet, demedik. Seyircinin daha önce izlediği örneklerle kıyaslandığı zaman ama çok komik. Çok yeni bir şey görecek. Çok komik ama komedinin dışında başka şeylerin de olabileceğini biz göreceğiz, de gördük, gösterdik de. Göreceğiz. Yani klasik bir komedi filminin algısı şeydir ya, başladı şaka 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 gitti işte bir şekilde yapıyı çok şey kurdu. Bir şey söylemekten imtina etti işte olayı ağırlaştırmamak için, burada bunların hiçbirini yapmadık. Göreceğiz. Ve komediyi de öldürmeden. Göreceğiz bakalım. Görelim. Leblebi.